Selamlar. Bundan önceki videomda sizlere yeni bir serinin kapısını açtığımı duyurmuştum. Sizlerin attığı filmleri daha önce izlemiş de olsam tekrar izleyip sizlere önerme kararı almıştım. Katılım olursa devam ederim dediğim seriye bir sürü film geldi. O yüzden hepinize teşekkür ederim. Bu seriye daha fazla katılım gelirse her hafta siz önerdiniz ben izledim serisini. Çok uzun devam ettirmeyi düşünüyorum. Geçen videodan 5 film alarak izlediğim ve sizlere önerdiğim filmler nelermiş gelin hep birlikte görelim. Ayrıca benim attığım film niye yok diye üzülüp soran olursa da bir videoya teliflerden dolayı çok fazla film sığdıramadığım için her hafta 5 ila 8 arasında film seçmek zorundayım. Ancak bu sizlerin attığı filmleri yok saymak kesinlikle değil. Diğer videolarda hatta ne izlesem serisinde de o filmlere yer vermeye elimden geldiğince çalışacağım. İlk filmimizi Mehmetcan Artuk isimli arkadaşımız bize göndermiş. Kanalda çok az sayıda İran sinemasına yönelik film önerdiğimi fark ettim. Ancak İran sinemasında da etkileyici ve güzel filmler var. O yüzden önerdiği bir filmi izledim. Filmimiz gerçek bir hikayeye dayanan, kocası tarafından iftiraya uğradığı için haksız bir şekilde rejim edilme cezasına çarptırılan bir kadının hikayesini konu alıyor. İnsana ne düşüneceğini, ne hissedeceğini, hangi bir zihniyete küfredeceğini şaşırtan bir film olmuş. Bu film hakkında aslında çok fazla şey söylenebilir ama sağa sola çeken arkadaşlarım olduğu ve olacağı için burada değil de katıl üyelerine özel tam detaylı bir inceleme ve üstüne sohbet niteliğinde bir video hazırlarım. İkinci filmimiz ise Pınar Karaman isimli arkadaşımız bize önermiş. Filmimiz Paris'te koku yeteneği diğer insanlara göre birkaç tık daha gelişmiş olarak doğan adamımızı konu alıyor. Adamımızın koku alması iyi ancak karakteri için aynı şeyler söylenemez. En güzel kokulu parfüm yapma hırsına odaklanan adamımız kusursuz parfüm yapmak için insan tenine ihtiyaç duymaya başlıyor. İşte filmimizin ilginç yanı da tam olarak burada başlıyor ve sürüyor. Daha önce de izlediğim bu filmi tekrar izlediğimde yine etkilendiğimi fark ettim. Sıradaki filmimizi Enes Emre arkadaşımız önermiş. 1982 yılına göre oldukça etkileyici efektleri olan klasik korku filmlerindeki sıradaki kim sorusu yerine hangisi insan değil sorusu ile zihinleri meşgul eden ve sürekli olarak seyirciyi de tırstırmayı ihmal etmeyen kesinlikle görülmesi gereken bir yapım bu film benim için. Sıradaki filmimizi Uranyum92 isimli arkadaşımız bize göndermiş. Bu film yıllar önce izleyip sonra tekrar denk gelip izlediğim ve şimdi de listede görüp tekrar izlediğim bir yapım oldu. Filmimiz ya yaşlı doğup gittikçe gençleşseydik sorusuna cevap niteliğinde bir yapım. Bu filmi daha önce birkaç kez izlediğim için söylüyorum ki kesinlikle sakin bir kafayla oturup izlenebilecek bir film. Senaryo ve kurgu açısından gerçekten izlenilmesi gereken bir yapım. Son filmimizi ise Etkin Büyük isimli arkadaşımız bize göndermiş. Filmimiz kocasını savaşta kaybetmiş olan bir anneyi ve onun güneş ışığına hassasiyeti olan iki çocuğunu konu alıyor. Gerilimi dozunda olan, beyin yakmadan, yorulmadan izlenebilecek çok güzel bir yapım. Benim tekrar izlediğim ve ileride belki tekrar izleyeceğim yapımlar arasında yer alıyor. Evet, bu haftaki önerilerimiz bu kadardı. Bizlere film atan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Hem benim için hem de sizler için bu filmler harika oluyor. Sizler de kanka bak bu filmi izle dediğiniz yapımlar var ise yorumlarda belirtirseniz izleyip onları da konuşabiliriz. Hoşça kalın. Dostça kalın.